Bir süredir e, ama ondan önce şunu tamamlayayım. Bu çıplak arama konusuna geleceğim. Bir insanlık ayıbı olan çıplak arama konusuna geleceğim. Saadet Partisi'ni ısrarla neden koparmaya çalıştıklarını seyircilerimizle birkaç kere paylaştık, anlattık. Kısaca değinmek istiyorum. Bir nedeni var çünkü. Bu seçim yasasını değiştirip, yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde e, 50 artı 1, yani %50'den bir fazla oy almayı e, yeterli sayan, gerekli sayan, zorunlu sayan, seçim sistemini değiştirip yerine ilk turda salt çoğunluk yani en çok oy alan kişinin seçilmesi sisteminin getirilmek istenmesinde şunun payı çok büyük. Bu seçim kampanyasını dinsel inançlar üzerinden toplumu ayrıştırarak sürdürmeye çalışacaklar. Fakat oyunu bozan, tabloyu bozan bir şey var. Şimdi e, CHP'yi ve CHP liderini işte bunlar Alevi vesaire işte şey... E, PKK'nın legal temsilcisi olan HDP ile örtülü ittifak yapıyorlar filan diye, liderleri de Alevi zaten diye, ki çok utanç verici bir şey, çok utanç verici bir şey, mezhep ayrımı. Dün e, ekrana getirdiğimiz, ekrana getirdiğimiz e, kamuoyu araştırmalarından birinde de adayların mezheplerine göre, adaylara mezheplerine göre oy verir misiniz diyenler, Mesleplerini dikkate alıp almayacağınızı soruyorsunuz. Hayır diyenlerin oranı yüzde seksenden fazla. Açtı tabii, tabii. onu bu, Türkiye. Bu çok önemli. Tabii. AKP seçmeninin büyük bir bölümü de böyle bir ayrımı reddediyor. Fakat iktidar ve iktidar sahipleri böyle bir ayrımı kışkırtan bir iş yapmaya devam ediyorlar. İşte ee, ne dedi hocam en sonunda? Ee, Hayrettin Karaman, iktidarın fetvacısı, Yeni Şafak gazetesinin yazarı, ilahiyatçı profesör, daha önce rüşvet almayı kutlu dava için meşru sayan e, veyahut hırsızlık, iktidar, hırsızlık saymayan iktidarın e, yolsuzluklarını yine eğer ona zarar verecekse çünkü bunu İslamcı bir iktidar olarak görüyor, ifade etmeyi doğru bulmayan, caiz bulmayan Hayrettin Karaman ne dedi? Alevi bir e, kişiyle, bir gençle, işte. bir gençle sünni bir e, genç kadın evlenemez, evlenmemeli diye fetva vermeye kalktı. Bu bir de tarif etti Aleviliği. Tabii tabii tarif etti bir de. İşte, İslam'a aykırı e, şeyleri devam ediyorsa evet, diye, İslam'a aykırı davranışları e, devam diyerek, ediyorsa evet. diye anayasal suç işledi. Halkı kim ve düşmanlığa kışkırtan anayasal bir suç işledi. Şimdi Ali Erbaş'ın yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı çıkışlara, Mustafa Kemal karşı çıkışlara bakarsanız veya. Mustafa Kemal'e, Mustafa Kemal, e, Kemal Atatürk'e, bu ülkenin kurucusuna ve Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın liderine hakaret edilen ve lanet okunan Ayasofya Camii'nde 10 Kasım'da mevlüt okumak için başvurulmasını ki bir yine inançlı kişilerin oluşturduğu bir siyasi parti başvurdu, evet. Bağımsız Türkiye Partisi, bunu reddettiler. Bütün bunları yan yana koyduğumuz zaman mezhep ayrımı üzerinden bir propaganda yürütecekler anlaşılıyor. Fakat bu oyunu bozan bir şey var. Bunu yapacaklar ama Saadet Partisi Millet İttifakı'nın içinde. işte bu oyunu bozuyor. Bu yüzden Saadet Partisi'nin nicel gücünden yani aldığı oy oranından ziyade böyle bir Tabii. böyle bir özgür ağırlığı var. Tabii. Bu yüzden koparmaya çalışıyorlar. Bugün Sayın Karamallıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nu öven ve onun oynadığı tarihsel rol karşısında övgülerini açıkça ifade eden bir konuşma yaptı. Bu bakımdan Sayın Karamollaoğlu'nun ve Saadet Partisi'nin kopartılması büyük önem taşıyordu. Fakat bunu başaramadılar ve başaramayacaklar. Bu millet bölünmeye değil, bu millet parçalanmaya değil, ayrıştırmaya değil, kendisini yeniden bir ulus olarak, bir toplum olarak birleştiren seçeneklere Siyasi liderlere veyahut projelere veyahut programlara oy verecek. Veyahut destekleyecek onları. AKP bölüyor, biz burada birleştirmeye çalışıyoruz bu toplumu. Aradaki fark bu. Doğru. Aradaki fark bu. Ben bugün yine bir vesileyle belirttim. Yani siz, e, neyse oraya girmeyeyim şimdi. MHP'li Başkanı'nın attığı bir tweet var. Bir tehdit tweet tweet'i. Çok muhatap almak gerekir mi? Yok, Emin yani, değilim girmeyin, ama girmeyin. şuraya geleyim ve oradan e, ilerleyelim. Şu e, çıplak arama konusu ya hani yoktu? İnsanlık suçu ya. Hani yoktu? Bakın, bir kadın ya benim ne diyelim, hani kadınların günü vardır ya, reil durumu. Ya beni çıplak aramayın. Yani ben uygun değilim, ee, ben reylim dediği halde zorla onu çıplak arayan bir zihniyet AKP zihniyeti. AKP'nin infaz kurumlarında böyle bir şey var. Mecliste bir AKP milletvekili, hiç sıkılmadan, o insanlara hakaret ederek bir de iffetsiz ilan etti. Niye ya, geç ya, yapıyorlar diye. Ya. Yalan dedi. Şimdi o hanımefendiye soruyorum, o milletvekiline soruyorum. Kim iffetsiz? Onların hepsi bu ülkenin diğer kadınları kadar iffetliydi. Ama siz yalancısınız. Yalancılar çünkü hocam infaz yönetmeliğinden, infaz kanundan şeyi çıkarttılar hocam. Çıplak aramayı çıkarttılar yerine detaylı aramayı koydular. Demek ki varmış Ama değil Ama sıkıştıkları zaman tabii. geri dönüyorlar ona. Evet. Çıplak arama. Hayır hocam çıplak arama yine var. Adını değiştirdiler. Tabii, tabii. Adına detaylı <laughs> arama dediler. Diyorlar. Böyle bir yönetmelik değişikliği yaptılar, iyi mi? Yalancısınız ya. Yalancısınız. Doğruyu söyleyen insanları da iffetsizle, iffetsizlikle suçlayacak kadar, ne diyelim, bu millete, bu insanlara karşı saygısız ve saldırgansınız. Buyurun hocam. Evet, e, şimdi değerli izleyiciler... E, Demin dedim ki hem gerçeklerin peşinde koşuyor Yanardağ hem de bir akademisyen kimliğiyle basamaklarda gidiyor çok önemli bir kavram kullandı benim çok sevdiğim zamanında Bülent Bey ile Ecevit le birlikte rahmetli ile birlikte oluşturduğumuz bir kavram ee, sayısal ağırlık ve siyasal ağırlık meselesi onu Yanardağ özgül ağırlık olarak kullandı. Ben Siyasal çok, ağırlık kastiklik. Ben çok dikkatle izliyorum onu söyledikleri kitaplarını da çok dikkatle okuyorum size de tavsiye ederim. Çok teşekkür ee, ederim. Rica hocam. ederim, rica ederim. Ben öğren, öğrenmek benim hayattaki en büyük keyfim. İnsan tanımak bir, öğrenmek iki, bir de mümkünse yazmak, çizmek, Sizin öğretmek. Siz toplumun önemli rehberlerinden evet. birisiniz. Allah'a efendim estağfurullah. Şimdi bu özgül ağırlık meselesi fevkalade önemli. Şimdi nereden propaganda yapıyor iktidar. En sıkıştığı zamanda baktı ki oylar eriyor, destek azalıyor vesaire. Nereden şey yapıyor? Vurmaya çalışıyor, kendisini nereden korumaya çalışıyor? Eski milli gömlek, milli şey gömleği. Milli evet. görüş gömleği. Milli görüş gömleği. Çıkardım dediği gömlek. Milli gömlek. Şimdi bunun oy oranı en kabadayı zamanında 10-11 Şimdi muhtemelen daha da azalmıştır o. Çünkü işte gençler geliyor, onlar onların tam eğitimlerine katılmıyor filan. Neyse, o çok önemli değil. Fakat oraya gitmek de bunları kurtarmayacak. Çünkü karşılarında din, iman, Kur'an, ezan filan şey yapıldığı zaman, edebiyatı yapıldığı zaman. Bunların doğru olmadığını, efendim o herkesin üstünde şimdi tepindiği o gerçek İslam budur, gerçek İslam bu değildir hikayesinde, somut, gerçekten itikadı olan, gerçek müminlerden oluşan bazı partiler ve AKP'den kopan bazı önemli politikacılar var. Bunların başında saadet geliyor. Şimdi bakın, saadetin özgül ağırlığı dediği Merdan Yanardağ'ın, benim sayısal değil siyasal ağırlığı dediğim olayın yanında iki tane daha özgür ağırlığı onun deyimiyle, Merdan Bey'in deyimiyle benim siyasal ağırlığı çok önemli olan iki parti daha var. Bunların kaç, yüzde kaç oy aldığı hiç önemli değil. AKP'den oy alıp almaması da önemli değil. Yani oradan oy koparıyor, aman destek verelim filan. Benim onlarla işim yok. Benim gerçeklerle ve doğruyla ve hakla ilişkim var. Birisi Deva Partisi, birisi Gelecek Partisi. Deva Partisi Babacan bu partinin yani aynen şey gibi e, demin e, adı geçen e, arkadaşımız kuruculardan olan, e, dört kurucudan biri olan arkadaşımız gibi ekonomide ve maliyede AKP'nin e, vurucu güçlerinden, genç güçlerinden uygar görüntü ve akıl ve bilimle bu işleri götürmeye çalışan gençlerinden Babacan'ın başkanlığında kuruldu. Öbürü Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığına çıktığı sırada o sıradaki anayasaya göre parti genel başkanlığından ayrılması gerektiğinde partiyi emanet ettiği Davutoğlu tarafından kuruldu. Şimdi bu iki parti de ısrarla bugün AKP'nin hem kuruluş yani benim o söylediğim 3Y Hani yoksulluk, yasaklar, yolsuzluğa karşı olacağız dediler. Bunları sonsuza kadar yükselttiler filan dediğim olaylarını anlatıyorlar. AKP'nin neden çöktüğünü, oyların neden eridiğini anlatıyorlar. Hem de aynen Saadet gibi sayısal güçleri ne olursa olsun siyasal güçleriyle bugünkü iktidarın yanlış yolda olduğunu anlatıyorlar. Tevkalade önemli. Yani inanın CHP'nin bu... Ee, millet İttifakı denen ki demokrasi büyük ittifakı oluyor yavaş yavaş HDP filan da centilmence arkadan belki geliyor bilmiyoruz onları. Resmen Millet İttifakı denen ittifakın içine de girdi bunlar bu iki parti. Çünkü o ittifak CHP, e, İyi Parti, Demokrat Parti ve e, evet Demokrat Parti tarafından kurulmuştu. Saadet 4 parti tarafından kurulmuştu. CHP, İYİ Parti, Saadet, Demokrat Parti. Deva ile Gelecek Partisi de katıldı. Al, altı parti oldular. Şimdi bu altı parti güçlendirilmiş demokrasi anayasası hazırlıyorlar. Altı parti bir millet... Parlamenter rejim. Parlamenter, evet. güçlendirilmiş parlamenter rejim anayasası hazırlıyorlar. Fevkalade önemli. Sayıyı CHP'nin şemsiyesi altındaki öteki Partilerle birlikte büyütüyorlar ama asas, siyasal olarak bu iktidarın çıkmasını, demin o anlattığım insanlık tarihi içerisindeki yerlerinin yanlış olduğunu, toplumu geriye, insanlık tarihi içinde geriye götürmeye çalıştıkları için gerici olduklarını. Yani birisi daha iyi Müslüman, onun için ilerici, saadet veya işte deva şöyle ilerici. Hayır o, o da değil, dinle, imanla daha iyi Müslümanlıkla filan ilgisi yok. İnsanlık tarihi içerisinde Türkiye'yi geriye mi götürmek istiyor, ileriye mi taşımak istiyor? Bütün mesele burada. İşte deva ve gelecek de saadete katıldıkları için bu açıdan AKP'yi eleştirmesi açı eleştirmek açısından fevkalade önemliler. Özgül ağırlıkları Merdan Bey'in söylediği fevkalade yüksektir ve sanıyorum ki İyi Parti ile CHP'nin en büyük destekçilerinden biri onların bu özgül ağırlığıdır. Evet. Bunu da unutmayın. Çünkü insanlığın evrim çizgisine, gelişme çizgisine ilerici olarak katkıda bulunuyorlar. Geri götürmeye onu gericilere karşı mücadele ederek.